Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Koltuğa geçip oturduklarında çay ikram etmek isterdik ama daha mutfağı açmadık. Yeni yeni giysileri yerleştirdik. Babamın durumu da malum. Sadece oturabiliyor, rahat kalkamıyor. Geçmiş olsun amcacığım diyerek Dursun Hoca'ya doğru döndü. Sağ ol evladım, sağ ol, hoş geldiniz. Mehmet'le konuştum. Gönderdiğim adam sağlamdır dedi. Daha önceden de tornacılıkta çalışmışsın. Bileğin kuvvetliymiş. Sana göstereceğimiz işte daha önce yaptığın işe benzemese de oldukça elinin yatkın olacağı bir iş. Bilek işi. Yaparız Allah'ın izniyle dedi, oturdu Abdurrahman Hoca. Sonra da bana doğru bakıp ufaklık senin mi? Benimdir ya. Hanım vefat etti. Kendi kendine büyüyor. Allah razı olsun, ben çalışırken genelde babama bakıyor. Dursun Hoca bir anda kalp krizi geçirir gibi bir hareketlilik yapmaya başladı. Gelip hemen göğsüne doğru elimi koydum. Bir sorun yoktu. Sağlığım bir şekilde duruyor aslında. Neden böyle yaptığını anlayamadım. Abdurrahman Hoca hemen ambulansa haber verdi. Sadık denilen adam, dede iyi misin dede diyerek yavaş yavaş onun göğsünü açmaya çalıştı. Pencereyi açtık, kadın da telaşlandı. 15 dakika içinde geldi ambulans. Hızlı bir şekilde sağlıkçılar alıp götürdü. Onunla beraber gitti Abdurrahman Hoca da. Ben Sadık'la beraber o kadınla evde oturuyordum. Ne oldu ki şimdi böyle diyerek adam da şaşırdı, kadın da. İçindeki cinliği kesinlikle haberi olmadan onu tutuyor. Cin kavimlerinden olan cinliler orada çalışanları büyük ihtimalle hızlıca yapışıyor olmalı. İnsan enerjisini sömürmek onlar için büyük bir lezzet. Uzun zamandır hastaydım. İlk defa böyle kötü oldu. Bir de evi değiştirdik ya. Belki o yüzden mi bilmiyorum ama ona bir şey olursa hiç kimsemiz kalmaz diyerek ağlamaya başladım. Aslında ağlamıyordum. Zorluyordum kendimi. Kadın da adam da beni teselli etmeye çalıştı. Bir süre sonra kapının önüne bir araç geldi. Aşağıya doğru indikten sonra Abdurrahman Hoca üzüntülü bir şekilde direkt bana doğru sarıldı. Deden iyi oğlum, korkma. Bir şey olmadı. Sadık neler oluyor diyerek sordu. Kalbi sıkışmış. Baktığınız için sağ olun Sefa'ya. Herhangi bir şey söylemediler. Sadece yoğun bakımı aldılar. Bekleseydin orada ben de gelirdim. Beklememe de izin vermedi doktor. Uzun süre burada kalabilir. Boşuna burada kalmayın. Size gerektiğinde uyandığında haber verilecek. Bir süre uyku halinde tutulup kalp ritmi izlenecek dedi. 2 gün kadar uyutacaklarmış. Hay Allah ya. Resmen ayağımızı doğursuz gelmiş gibi olduk. Özür dilerim dedi adam. Saçmalama ya, öyle şey olur mu? Senden tek bir isteğim olur ama Sadık abi dedi. Nedir diyerek sordu. Oğlanı burada bırakmayayım tek. Benim hanımla kalsın. Bizim evde durabilir. Benim de çocuklar var. Kadın bir anda kaşlarını kaldırıp bizim evde kalamaz ya Sadık. O anda jetonu düştü galiba Sadık abinin. Doğru ya, bizim çocukta bir hastalık vardı. Geçici değil diyorlar ama ne olur ne olmaz. Rahatsız olabilir sizin oranda. Hadi biz gidelim dedi kadın. Ayakkabılarını giyip gittiler. Bana doğru bakıp harbiden iyi oynadı bu sefer ha. Ne diyorsun? Dursun dede bazen beni korkutuyor. Bu sefer ciddi ciddi durduk yere bir anda alakasız bir şekilde başladı. Neyse neyse, daha derin sorular sormadan da halletmiş olduk. O adam neden evine davet ettiği halde kadın kabul etmedi? Büyük ihtimalle cinliler yüzünden sorun yaşıyorlar. Evde garip şeyler oluyor olabilir. Senin de görmenden dolayı korkup bunu saklamaya çalıştılar. Olabilir, doğru. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Haydi yatalım. Sabah hem fabrikayı gezeceğiz hem de etrafa iyice bakalım. Senin görevinin ne olduğu belli zaten Sefa. Etraftaki insanları iyi gözlemle. Cinnilerin tamamıyla insanları yapıştığını anladık gibiyiz. Sadık'ın üzerindeki enerjiden. Anneleri de büyük ihtimalle zorluk altındadır. O yüzden genellikle insanların cinnilerden etkilenenlere değil de cinnilere hükmetmeye çalışanı var mı? Ya da cinnilerle fısırdaşan? Bunlara dikkat etmeye çalış. Çoğu konuştunuz. Bir kişiden fazla mı olduğunu düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle bir kişiden fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu denli güçlü cinnilerin sadece bir insan tarafından bir fabrikada bu kadar insana yayılması çok sağlıklı gelmedi bana. O yüzden hedefimiz fazla olabilir. Dikkatli olmalı ve iyi tespit etmeliyiz.
Bu sefer müdahale etmek yok he. Ortalığı karıştırma dedi. Başımı salladım. Fabrikaya geldiğimizde direkt kantin bölümünde duruyordum. Sağ olsun aşçılar beni çok sevdi. Muhabbet sohbeti diyorduk. Onların da üzerinde tahmin ettiğimiz gibi cin enerjisi vardı. Özellikle bazılarında sırtlarında duracak şekilde yüksek enerjiler var. Çorba içerken yanıma geldi. Konuştuk, muhabbet ettik. Aslında buranın aşçısıyla aramı iyi tutmam çok önemli. Çünkü herkesle temas ediyor. Sonuç olarak yemekler onun elinden çıkıyor. Burada huzursuzluk yaratan oluyor mu? Yani bana kızmasınlar. Sonuçta babamla beraber geldim. İzinleri var mı yok mu bilmiyorum. Sana kimse kızamaz oğlum dedi. Ben burada bugüne bugün duruyorum. Bana Bolulu Necmettin derler. Hiç kimse sana kızamaz dedi. Hem Sadık'ın da arkadaşıymışsınız. Hatta ben hastaneye bile yemek gönderirim. Deden daha sağlıklı beslenir. Sağ olun vallahi, Allah razı olsun dedim. Saat öğlen bir gibi garip bir zil çaldı. Haydos 1,5 saatlik dinlenme diyerek bağırdılar. 2,5'a kadar tamamıyla yemek yeme, aktif olarak gezme, çay içme vardı. Herkes sağda solda oturup sohbet ediyordu. Yemekhane zaten çok büyük. Her yemeğini alan istediği yere oturabiliyor. Geldi Abdurrahman Hoca, yanıma oturdu. Beraber öğle yemeğini de yerken bu durumu anlattım. Aşçıyla aramı iyi tuttuğumu, herkesi görüşebildiğini. Bu iyi oldu. Ben de içeride birkaç kişiyle görüştüm. Oldukça garipler. Özellikle de sanki transa geçer gibi işlerinde boş boş bakıyorlar sağa sola. Birilerinin bir şey okumasına gerek kalmıyor gibi. Cin kavimleri özellikle şu bodrum katında. Alt tarafta daha çok olmalı. Bodrum katına inecek bir yol bulabilirsen güzel olur. Aslında inebilirim. Şu arka taraftan inilen yer değil mi? Evet, orası Sefa. Oraya inebilecek yer bulduysan çok iyi. Orada neler hissettiğini bana anlatman lazım. Tamam hocam. Aşağıyı bir şeyler indiriyor bu ustalar. Ben de yardım edeyim, canım sıkılıyor. Hem de iş öğrenmiş olurum diye yaklaşırım. Tamamdır. Senden haber bekliyorum dedi. Her gelen başımı seviyor. Sen de yakında burada çalışmaya başlarsın ha. Okuyan ve okumak önemli diyorlardı. Sonra da herkes dağılmaya başladı. Saat 2.40'tı. Aşağıya doğru tekrardan çuvallar götürülüyordu. Kalanlar tekrardan buzdolabına koyulacak. Böceklenme olmasın diye dikkat ediyoruz buna dedi. Bolulu Necmettin abi diyerek seslendim. Buyur Sefan, bir şey mi istiyorsun? Abi ben de sana yardım edebilir miyim? Vallahi ekmek yerden su gölden gibi oturuyorum. Hiç içim rahat etmiyor. En azından okula gidene kadar yardım eder. Bir şeyler öğrenirim. Mutfağa da ilgim var dedim. Helal lan sana. Gel buraya dedi. Küçük bir tane yarım çuvalı kucağıma doğru koydu. Beraber deponun olduğu yerden aşağıya inecektik. Kapı açıldı. Aşağıya ilk adımımı atarken direkt başım sarsıldı. Bu da ne böyle? Aşağıda cin kavmi değil, cin nehri var. O kadar fazla yoğun enerji var ki direkt midem bulanmaya başladı. Burnum kanamasın diyerek başımı hafifçe yukarıya kaldırıp dikkatli dikkatli indim. Aşağıya inince kapalı bir buzdolabı gibi yer açıldı. Oraya doğru çuvalları kenara koyduk. Bak, buradan alırız genelde. Şurada bakliyatlar var, gördün mü? Burası soğumuyor. Bakliyatları burada muhafaza ediyoruz. İçerideki ikinci kapı etlere açılan kapı. Burası biraz serindir, içeriye doğru hafifçe bir soğukluk gelir. O yüzden dikkatli ol. Sakın üşürsen burada çok durma. Terliysen girme. Bakliyat istersen üzerlerinde yazıyor. Buradan bana getirirsin. Tabii Necmettin abi, ayıp ettin. Çorbayı da ben yapabilir miyim yarın dedim. Dur bakalım, kepçe kadar boyun var, o kadar da değil diyerek güldü. Beraber yukarıya doğru çıkarken telefonumu orada düşürmüşüm. Hemen geliyorum dedim. Tamam, çıkmasını biliyorsun zaten. Ben yukarıyı temizlemeye başlayayım. Tamam abi diyerek geri döndüm. Orayı açtıktan sonra bakliyatların olduğu yerden içeriye doğru baktım. Buzların olduğu yer. Neden sonra da büyük bir enerji var. Kapıyı açmaya çalıştım ama giriş sistemi çok garip. Nedense aşağıya doğru çevirdiğimde yukarıya tetik atıyor gibi. Allah kahretsin. Bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. Yukarıdan aşağı inme sesini duyunca telefonumu elime alıp üstüme sire sire çıktım. Sefa, ne yapıyorsun burada dedi. Yanındaki adamlardan biriydi. Aşağıya çuval taşıdık da çuvalın üstüne koymuştum, telefonu unutmuşum. Cebimde kırılmasın diye düşersem. Tamam tamam, haydi yukarı çık dedi. Birinci tespit edebildiğim yer o dondurucu olan yer. Aşağıda daha farklı yerler de var.
Yukarıya çıkmak için yardımcısının yanından geçecekken anlık olarak sanki kalbim üst üste durmadan çarpar gibi oldu. Arkasından baktım. Bana doğru bakarken gözleri simsiyahtı. "Abi, gözünde sorun mu var?" dedim. Anlık olarak başını sallayıp bana doğru baktı. "Yo, ne olmuş ki gözüme?" "Ha, tamam abi. Karanlık yansıdı herhalde de bir an gözünü siyah gördüm zannettim." Korktu. Gözlerini daha önce de siyah gördü. Hem de aynada birebir şekilde. Ve o da yaşıyor. "Yok öyle bir şey ya. Sen yanlış görmüşsündür," dedi. "Öyle abi, yansıma olmuştur." Yukarıya doğru çıktım. Hepsi biliyor. Bu fabrikada yaşayanların çoğu evlerinde kötü şeyler yaşıyor. Ya da burada anormal şeyler yaşıyorlar. Gizlemeye çalışmaları kesinlikle işten kovulmamak ya da saklanma amacı. Necmettin abinin yanına geçtiğimde yukarıya bir şey götürecek belli. Fabrikanın üst tarafında yazıhaneler var. Patron ve diğerleri orada. Oraya girmek hiçbir şekilde kolay değil. Oraya da bir şekilde girmem lazım. Necmettin abinin hazırladığı tepsinin özel olduğunu anladım. Yemekleri bile streçliyor. "Abi, bunlar kime gidiyor?" "Bunlar büyük patronların evlat. Yukarıdaki gördüğün yerler var ya, oradalar. Haşlamayı çok sever özellikle. Tevzi Bey'in en sevdiği yemeklerden biridir. Ben de götürebilirim eğer iki tepsi gidecekse." "Şimdi laf olur söz olur. Hem seni de bilmiyorlar ya, boş ver. Kolay kolay da yakalanmazsın burada." "Tamam abi, sen bilirsin. Çok da zorlamamak lazım. Şüphe çekmemeliyim." Tepsiyi hazırlamasına yardım ettim. Ama çaktırmadan sirtecin yan tarafından açarak tavuğun üstüne biraz daha tuz attım. Oldukça tuzlu olacaktı. Ya birini çağıracak ya da kendisi gelecek. Oynadığım bu oyunu kesinlikle yemesi lazım. Aşağıya gelir umarım. Necmettin abi yemeği götürdükten sonra mutfağı siliyordum ben de. Yardımcılar, "Oğlum bu kadar çalışma, baban ayıp olacak şimdi. Adam gelecek, çocuğu size emanet ettik, çalıştırıyorsunuz," diyecek. "Bir şey demez, ben ona söylerim, merak etmeyin. Hem öğreniyorum işte, ne olacak? Tecrübe bunlar," dedim. "Vallahi zeki çocuk. Bu yaşında bu kadar saldırgan olması. İleride bakarsın bir fabrikanın başında olur," dediler. "İnşallah," dedim. Necmettin abi de geldi. Yavaş yavaş her yeri silerken daha gelmesinden 5 dakika olmuştu ki aşağıya tepsiyle beraber biri indi. "Ustam, bu çok tuzlu olmuş," dedi. "Nasıl olur ama Fevzi Bey?" "Allah Allah. Çocuklar haşlamayı tuzlu diyen oldu mu?" "Yok, olmadı. Tat lütfen," dedi. Çatal alıp tavuğun üzerinden birazcık et alıp yedi. Direkt yüzü ekşidi. "Kusura bakmayın Fevzi Bey. Gerçekten benim hatam. Unutkanlıktan 2 defa üst üste attım herhalde. Çok özür dilerim," dedi. Sonra da bana doğru bakıp "Senin çocuk mu?" diye sordu. "Yok efendim. Abdurrahman adında yeni biri başladı. Şu Sadık'ın arkadaşı olan." "Ha, onun evlat mı? E oğlum, ne işin var senin burada? Okulda olman gerekmiyor mu?" "Yeni taşındık buraya. Annem olmadığı için dedemle kalacaktım. Dedem geldiğimiz gün kalp krizi geçirdi. Şimdi yoğun bakımda. Evde olmadığı için de babam buraya getirdi beni. Pek de etrafta yiyecek bir şey yok evde. Daha yeni yeni yerleşiyoruz." "Tamam, sen bırak o bezi, gel benimle. Ben sana yukarıda bir iş vereyim, onu yap. Hem de paranı kazan," dedi. "Tamam, olur," dedim. Necmettin abi de başımı sevdi. "Efendim, ben hemen hazırlayıp getiriyorum." "Getirme getirme. Ben şu ufaklıkta dışarıdan bir şey söyler yerim. Kuryeyi yukarı yollarsınız." "Tamam," dedi. Yukarıya beraber çıktık. Okuldu, oydu, buydu sordu. Dedemin yaşını, hastalığını, her şeyi sordu. Yukarıda bir ofiste oturduk. Önünde bir bilgisayar vardı ama burada büyüyor. İçeriye girdiğim andan itibaren öyle bir çarptı ki yüzüme. Buradaki cin kavminden öte şeyler var. Abdurrahman Hoca'nın düşünceleri doğru. Burada kesinlikle bir insan müdahalesi olmalı. Sadece cinleri buraya çeken başka şeyler var. Büyü buraya yapılmış. Ama neden? Adamın giyinimi, konuşması gayet normal. Hiçbir kibri, bencilliği yok. Buradaki insanlara ne yapmak istiyorlar? "Sefacığım," dedi. "Şu yan dolabı görüyorsun. Dosyalar oldukça dağınık. Onları ay olarak tarih tarihi yerlerine de koyarsan sadece bu. Sana iyi para veririm," dedi. Hem de nakit diyerek cüzdanını çıkartıp koydu. "Bu çok fazla ama." "Olsun, taşınmışsınız, benden açlık olur sana." "Sağ olun," dedim. Dosyaları çekerken adıma doğru ara ara bakıyordum. Aşağıdaki Necmettin abinin yanında çalışanlarda bile yüksek cin enerjisi var. Ve diğer çalışanlarda.
Ama bu adamda hiçbir şey yok. Sanki adam büyü yapan kişi gibi geliyordu. Rükevi ayetleri yavaş yavaş okumaya başladım içinden. Herhangi bir etkilenme olacak mı diye. Buradaki büyüyü korumaya çalışacaklardı. Adamda bir değişim olmadı ama cinniler yukarıya doğru geliyor. Hatta odanın içine giriyorlar. Şu anda buradalar. Okumaya devam ettikçe adam yavaş yavaş gömleğini açmaya başladı. Sefa dedi. Sence de çok havasız olmadı mı burası? Yo, hiç öyle bir şey hissetmedim ben Fevzi abi. Vereyim mi klimanın kumandasını? Versene dedi. Uzattım. Klimayı birazcık açtı. Aslında içerisi normaldi. Klimayı açınca daha da soğudu. Adamımı boğulacak gibi. Sürekli olarak yakasını düzeltiyor, boynunu ovuşturuyordu. Rükkü ayetlerini okumaya başladığımda cinniler etrafımı sarmaya başladı. Arka taraftan yere doğru düşme sesi gelince döndüm. Az daha yere yığılacakmış, zor tutunmuş. Burnundan kanlar giderek yavaşça aşağıya doğru düşmeye başladı. O sırada kapı çaldı. Peçeteyi Fevzi abiye verdikten sonra kapıyı açtım. Poşetle beraber kurye gelmiş. Aldım poşetleri, teşekkür ettim. Masanın üzerine koyunca haber vereyim mi aşağıdakilere dedim. Gerek yok. Ben şimdi elimi yüzümü yıkarım diyerek yan taraftaki lavaboya girdi. O elini yüzünü yıkarken olabildiğince enerjinin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Buldum. Alt tarafta. Tam da dolabın altında. Oraya doğru elimi götürecekken direkt kapıyı açtı. Bir şey mi oldu Sefa diyerek sordu. Yok abi. Sanki dolap sallanıyor gibiydi de onu kontrol ettim. Ciddi misin? Sen de sallandığını duydun mu? O kadar şaşırmıştı ki hemen yanıma geldi. Biliyor musun Sefa? Şurada kendi yansımama baktığımda çok garip şeyler görmüştüm. Garip garip şeyler. Nedense hiç huzurlu değilim burada. Satmayı düşünüyorum fabrikayı. İşleriniz kötü mü diyerek sordum. Hayır, aslında gittikçe yükseliyoruz. Hatta o kadar yükseliyoruz ki çoğu firmadan sıyrıldık aramızdaki. Ama nedense kötü. Her şey kötü geliyor bu aralar. Sanki huzurlu değilim gibi. Alacağımı alıp çekirmek istiyorum. Bu düşünce var hep içimde. Rüyamda da hep ailemle tatile çıktığımı görüyorum. Adamı resmen fabrikayı sattırmak için büyü yapılmış. Bu adamın üstündeki etkinin az olmasının nedeni bu olmalı. İşçilerin yavaşlaması gerekiyor. Ama cin kavimleri neden burada? Ne alaka? Kafamda o kadar birbiriyle uyuşmayan bilgi var ki. Depodaki büyü, sonrasında insanların yaşadıkları. O zaman fabrika nasıl ilerleyebiliyor? Anlamadım hiçbir şey. Tekrardan Fevzi abiye bakıp, abi sen yemeğini ye, rahat rahat dinlen. Ben de daha fazla başını şişirmeyeyim, aşağı ineyim. Zaten paydos saati de yaklaşıyor. Olur mu öyle şey, yer yerim dedi. Başka zaman inşallah abi. Haydi selametle diyerek aşağıya indim. Necmettin abi de Abdurrahman Hoca ile konuşuyordu. Baba diyerek yanına doğru gittim. Afiyet olsun oğlum, patronla yemeğe çıkmışsın bakıyorum. Yok baba, yemedim ben ya. Birazcık Fevzi abinin başı döndü de. Hadi gidelim artık dedim. Olur olur. Servis zaten kalkmak üzere. Servise geçtikten sonra eve geçtik. Abdurrahman Hoca ile yemek yerken neler buldun Sefa? Özellikle alt katta bir bodrum var. Bodrum tamamıyla ihtiyaçlar için ayrılmış. O dediğiniz depo yeri. Yani alt katta bir dondurucu var. İçinden direkt büyü enerjisi geliyor. Ve patronlardan Fevzi. Onun odasında da büyü var. Dolabın altındaki bir yerde. Belki dolabın içinde de olabilir. Alt taraftan geliyor enerji. Adam kötü şeyler çok görmüyor. Sadece dolaba yaklaştığında yaşıyor. Başka hiçbir durum yok. Fabrikanın geliri oldukça iyiymiş. Yükseliyor yani. Ama adam nedense huzursuzluğundan dolayı satmak istiyor. Sürekli rüyasında ailesiyle beraber tatile gittiğini, onları görüyormuş. Oğlum o zaman çok saçma. Orada neden cin kavimleri var? İnsanların yavaş yavaş helak olması lazım. Hatta birbirlerinin suratına bakmaması, birbirleriyle sürekli fitne fesat etmeleri lazım. Fabrikada tek bir kişi bile arkasından konuşmuyor. Hatta bunun için kimlere dikkat etmem lazım, kimler sivri dillidir diyerek sordum. Oradaki herkes aile gibidir diyorlar. Bana gayet saçma gelmeye başladı. Anlaşılan gece vaktinde bir girmek gerekecek oraya. Gece vaktinde mi? Arka cebinden anahtarları çıkardı. Bu ne baba? Güvenlikle beraber oturuyorduk.
Yanlışlıkla anahtarını almışım benimkinin yerine diyeceğiz. Gece vakti gideceğiz benim anahtarı almak için. İçeriye gireceğiz. Olur, çok iyi fikir. Ama içeride bizimle beraber gelirse, gözünü yavaşça yukarıya doğru kaldırdığında gözlerinin rengi sarımtıraktı. Anlaşılan gerisini Abdullah'a bırakmamız gerekiyor. Aynen öyle dedi. Yemekleri yedik, akşam vaktine namazlarımızı kıldık. Sonrasında da saat 11.30 gibi güvenliğin yanına gitmek için yola koyulduk. Fabrikanın ön tarafına geldiğimizde güvenliğe doğru yaklaştık. Durumu açıkladık. Ay be kardeşim, vallahi adamın kalbine iniyordu. Onun vardiyası bitti şimdi ben geldim. Bizim anahtarı almamız lazım. İki kişi hemen bakarız. Ya yemekhanededir ya da çalıştığım yerde. İzin olursa bir girelim. Tabii hemen ben de geleyim dedi. Ön tarafa doğru yürürken sol dirseğini direkt açıp elini oraya doğru koydu. Sonra da ağzına doğru götürdü. Abdurrahman Hoca'nın götürmesiyle beraber dudakları hareket etmeye başladı. Güvenlik duraksadı, arkasını döndü. Gözleri sarımtırak bir şekilde yavaşça yanımızdan geçti. Güvenlik kulübesine geri dönüyordu. Hemen kulübeye doğru Abdurrahman Hoca gidip koyduğu anahtarları geri aldı. Kapıyı açıp içeriye doğru girdik. Sen etrafa bakıyorsun. Ben de söylediğim yerlere. Yeni yerler bulursan hemen beni ara. Zaten telefon elinde olsun. Tamamdır hocam. Etrafı gezmeye başlamışken telefon çaldı. Arayan Abdurrahman Hoca. Açtım. Aşağıya acil gelmen lazım dedi. Aşağıya doğru indiğimde dondurucunun kapısının orası açık. Girdim. Bakliyat tarafından içeriye baktığımda Abdurrahman Hoca yer şeklinde işaret yaptı. İçeriye doğru girdim. Enerjiler nedense çok düşük. İki cin kavminin yakın olması olur olmadık yangınlara sebep olur. Zaten bu yüzden şikayet edilmemiş miydi? İçeride ne bir yangın var ne bir şey. İçeride enerji bile yok. Cin kavimleri fabrikanın etrafında bile yok. Buraya doğru gel dediği yere gittim. Abdurrahman Hoca şunu görüyor musun dedi. Kara kara etler var. Üzerleri sanki kömür suyuyla yıkanmış gibi kararmıştı. Bunlar siyah kan. Siyah kan mı? O da nedir? Kara kan diye de geçer. Ters bir şekilde Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra üfleme yapılır. Kanlar uzun bir süre muhafaza edilir ve kullanılacak büyüye takdim edilir. Cinniler bu kanlar sayesinde öyle güçlenir ve öyle lezzetlenir ki durdurması neredeyse imkansıza dönüşür. İblislerin ve ifritlerin en sevdiği yemek haline gelir. Peki bunu kim yapar? Bir tahmininiz var mı? Hiçbir tahminim yok. Sadece burada cinnilerin bulunmaması garip. Etrafta bir enerji hissediyor musun? Hayır. Sadece buradaki büyülerin enerjisi. Hiçbir şey yok. İçeride hiç kimse yok. Bunun ben de farkındayım. En çok merak ettiğim şey de şu. Bunları buraya kim yerleştirdi? Mutfaktan birileri olduğu kesin. Necmettin abinin yardımcısıdır. Gözleri siyah oldu. Yanından geçerken. Cinniler kontrol edip ona koydurtmuş olabilir. O zaman büyücü içeride değil, dışarıda bir yerde. Sefa, güvenlik Sefa. Güvenlik Sefa mı? O ne alaka? Onunla ne alakası var ki? Güvenlik Sefa'nın bana söylediği yalan. Hani işten çıkarma durumu oldu, kardeşimin öcünü almak istiyorum diyordu. Belki de amacı bu değildir. Farklı bir şeydir amacı. Nasıl yani anlamadım dedi Abdurrahman Hoca. Yani işten çıkarılıp sonradan işe giren birisi var mı? Belki de sadece işten çıkarılmayı önlemek için. Buraya o yüzden büyü yapılmıştır. İnsanlar büyüye maruz kalıyor ama sadece burada çalışması için. Çüş Sefa, bunu gerçekten düşündün mü diyerek şaşırdı. Bilmem, aklıma geldi. Mantıken şirketin işleri devam ediyor. Ama şirketin satılmasını da istiyor. Bu sayede kovduğu kişiden uzak kalacak. Hem buradan olmuş olacak. Hem de o kişi işe devam ediyor olacak. Şirkete satarsa da büyünün devam etmesine gerek yok. Zaten burada çalıştığı için işine devam edecek. Durum bu olabilir. Mantıklı. Hem de çok mantıklı. Bu sayede büyü ve diğer cinleri geri gönderebilir. Hem buradaki insanlar da etkilenmez, hem de patronu göndermiş olur. Bu sayede her türlü kazanan büyü yapan olur. Peki ama büyü yapan kim? Artık orası senle bana kalıyor hocam. Yarın itibariyle işten çıkarılıp tekrardan işe gelen kim var öğrenmen lazım. Ben de işten çıkarıldığını söylerim buradaki mutfaktakilere. İlaki mutfaktakiler de biliyordur. Ay yaşa be Sefa. Bunu nasıl düşündün oğlum? Vallahi aklıma geldi hocam. Ay yaşa ay yaşa diyerek kalktı ya.
Sonra da büyüleri tamamen yerinde bıraktı. Dışarıya doğru çıktık. Direkt olarak kulübeye doğru. Anahtarları bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi öylece dimdik duruyor. Aynı onlara anahtarı verdiğimiz andaki gibi. Bize doğru baktı. Sanki geriye sarılmış gibiydi adam. Gözündeki sarımtıraklık bir anda başı sallanarak yavaşça geçti. Ah kardeşim, bunu arıyorduk ya. Onun vardiyası bitti. Sabah tekrar gelecek. Abdurrahman Hoca da bozuntuya vermeden tamamdır o zaman. Haydi kolay gelsin, iyi görevler dedikten sonra eve geçtik. Sabah başlıyoruz dedik birbirimize. Direkt yataklara geçip yattık. Sabah kalktığımda onunla beraber arabaya giderken Sadık abi, çocuk istiyorsan bizim evde kalabilir ha. İlla getirmene gerek yok. Sıkıldın mı dün diyerek sordu. Yok yok, sıkılmadım dedi. Geçtiğimizde direkt Necmettin abiyle konuşuyordum. Çorbaları içerken, abi burası bu kadar büyük ama çok fazla da iş yok gibi duruyor. İnsan çıkarmıyorlar mı işten? Babamı işten çıkarmışlardı eski yerinde. Necmettin abi, yok be oğlum. Aslında işin komik tarafı ne biliyor musun dedi. Ne diyerek sordum. Sizin şu Sadık var ya. Evet, o bir ara kovuldu. Bir hafta sonra tekrardan geri geldi. Herhalde bir laf dalışması yüzünden Fevzi ve Esin'e canip çıkardı işten. Sonra da arayıp geri çağırmış. Olur öyle arada. Sonradan başka bir kovulma var mı? Yok, hiç kimse de yok dedi. Duraksadım. Kadın. Kadın bizi evde istememesinin nedeni garip şeyler yaşaması değil. Yaptıkları büyü yüzünden. Adam beni davet etti. Adam bilmiyor. Adam bir şey bilmiyor. Kaşığı bırakıp hemen kalktım. Oğlum çorbanı içseydin dedi. Bir babama bakıp geleceğim hemen. Abdurrahman Hoca'nın yanına doğru gidiyordum. İnsanlar sıkı fıkı çalışıyor hala. Abdurrahman Hoca'nın yanına geldiğimde, hocam bir bakın, acil bakın. Ne oldu söyle bakalım. Sadık abi. İşten kovulan oymuş. Ne? Sadık mıymış? Nasıl olur oğlum, şef kendisi. Bilmiyorum. Bir şekilde bir işten kovulma olmuş. Bir hafta sonra geri gelmiş. Patron pişman olduğunu söylemiş. Patron mu pişman olmuş? Kadın beni eve istemedi ya. Korktuğu için değil. Evde bir şeyler çeviriyor olabilir. Ne yapacağız o zaman? Sadık'a da bir şey söyleyemeyiz ki. Haberi olmaması lazım böyle bir durumdan. Haberi yok zaten. Büyük ihtimalle işlerin yükselmesi, sonrasında da burada bir şeyler olması için kadın kesinlikle bir şeyler yapmış olmalı. Dur bakalım, ben bir şeyler öğrenene kadar sesini çıkarma. Sadece yardım et. Tamam hocam diyerek içeriye geçtim. Necmettin abilere yardım ediyordum. Tabildot hazırlandığı için yemekler önceden direkt koyuluyor, sırayla gelenlere veriliyordu. Öyle daha hızlı oluyor. İçeride hazırlanan tepsileri getirirken, Necmettin abi sana bir şey soracağım ama bana kızma. Niye kızayım Sefa, sor bakalım. Ne oldu? Bizim Sadık abinin eşini tanıyor musunuz? Yani buraya hiç geldi mi? Yok be, bir tane kadıncağız vardı. Onu da Sadık getirmişti, temizlik işlerini yapıyor. Sadece o. Şöyle yeşil gözlü. Şu boylarda. Garip bir küpe takıyor aşağıya doğru. Evet o da, sen nereden biliyorsun bunu? O kadın da Sadık kovulduktan 2-3 gün sonra kendi isteğiyle ayrılıp çıktı. Bizler de gurur yaptı herhalde, ondan ayrıldı dedik. Başka bilgisi olan var mı diye çocuklara sordu. Yoktu. Kadın kendini eşi olarak bile tanıtmamış. Gittikçe garipleşiyor durum. Büyüyü yapan oysa neden o zaman burada durmadı? Belki de cinler yüzündendir. Cinlerle bu kadar sıkı fıkı olmamasını gerekiyor. Sağ ol abi, tamamdır dedim. Sonra da tabildotları vermeye başladık. Abdurrahman Hoca'ya şöyle bir kafa işareti yaptım. Kenara doğru geldik. Büyü yerleştiren eşi olabilir. Çünkü buraya temizlik işçisi olarak girmiş. Nasıl yani? Sadık abi bir tane taradığımı sokacağım diyerek eşini temizlikçi olarak sokmuş. Büyük ihtimalle bu patlamış olabilir. Bu patladıktan sonra da kesinlikle kovmuştur. Yalan söylediği için. Fevzi abiden durumu kesinlikle onaylatmalıyım. Başka şansımız yok. Eğer Fevzi abi bu yüzden kovmadıysa bilmediğimiz başka şeyler olabilir. Bir şekilde kadınla da temas kurabiliriz hocam. Patronla nasıl konuşacaksın? Gidip ağlayacağım. Sadık abiyi daha önce kovmuşsunuz. Lütfen babamı da kovmayın. Bu işe çok ihtiyacı var. İşten çıkarma olursa lütfen onu son çıkarın diye gidip mızmızlanacağım. Aa, bu sefer sende diyorsun Flash TV. Ben de hocam, ben de.
Siz devam edin, ben yukarıya çıkıyorum. Tamamdır Sefa, haberleşiriz dedi. Yukarıya doğru çıktım. Fevzi'nin kapısını çaldım. Gelin diyerek seslenince içeriye girdim. Dramatik bir yüz, aşağıya doğru bakan mazlum çocuk. Bu rolleri hep hocalarımdan öğrendim. Yanına doğru ilerledikten sonra sizle bir şey konuşabilir miyim? Çok önemli. Tabii Sefacığım, buyur ama biri bir şey mi dedi sana? Nedir bu suratının hali? Yoksa sana laf mı ettiler yukarıya çıktın dün diye? Ben onları sorarım dedi. Yok yok, öyle bir şey değil. Siz Sadık abiyi atmışsınız işten. Babam eğer onun sayesinde girdi diye ilk işten çıkarılacak olan olursa lütfen onu çıkarmayın. Olur mu? Çok ihtiyacımız var. Yahu evladım, niye çıkarayım babanı işten? Sadık'ı da yalanı yüzünden çıkardım. İşte bu. Bütün taşlar sonunda oturdu. Neden yalan söyledi ki? Bir tane kadın vardı, yanında getirdi. Tanıyorum, kaç yıllık adam. Şef yapmışım, o kadar insanın başına koymuşum. Eşini de tanıyorum. Eşini de mi tanıyorsunuz, nasıl? Tabii ya, Sadık'ın hanımı var Yeşim. Beraber kaç defa geldiler bize yemeğe. Ben bunları uygunsuz şekilde yakaladım. Yakalayınca da işine son verdim. Sonra da kadın utancından çekip gitti. Bir de söyledim seni kovmuyorum diye. Çalışacaksan çalış. Sonra da kadın birkaç gün geldi. Ortadan kayboldu. İşten çıkıyorum bile demedi. O zaman bu kadın ne alaka? Sadık bize ulaşmadı mı? Sadık'a nasıl biz ulaştık? Her şey oturmuş gibiyken bir daha çalkalandı. Tamamdır Fevzi abi. Kovmayacağını söyledin ya, bana yeter. Sağ olasın. Aşağıya doğru inerken Abdurrahman Hoca beni bekliyordu köşede. Başıyla işaret etti. Kenara doğru çekti beni. Durumun ne olduğunu öğrendim dedi. Nasıl yani, çözdük mü? Bu gelen kadın. Sadık'ın gerçekten farklı bir eşi varmış. O metresiymiş. Sonradan metresi ne yaptıysa çalmış etmiş bu adamı. Eşini çocuğunu bırakmış. Bu kadınla beraber yaşamaya başlamış burada. Hocam, Sadık'ın üzerinde hissettiğimiz şey. Hatırlıyor musunuz eve ilk geldiğinde? O fabrikadan dolayı değil. O kesinlikle kadın tarafından büyüye uğramış. Sadık'ı kendine bağlamış olmalı. Sadık abi öyle bir insana benzemiyor. Bir şekilde de burada para kazanmaları gerekiyordu. Ayrı eve çıkmış sonuçta. Kesinlikle kendisi de buraya geldiğinde uygunsuz yakalanmışlar. Teyze abi söyledi. O yüzden kovmuş. Eşini aldatıyor, yalan söyledi diye. Sonra da metresiyle burada kalmasına izin vermemiş tabii. Kadın da 2-3 gün geldiğinde buraya da büyü yapmış olmalı. Bu sayede Sadık geri döndü. Fevzi onları yakaladığı için kadının burada olmamasını sağlamış. Sadık'ı affetmiş gibi zannediyor kendini. İşlerin yükselmesiyle beraber de Sadık daha çok para kazanabilir. Bu sayede de direkt buradan gidebilir. Maddeler varmış dedi Abdurrahman Hoca. Şimdi konuştum. Eğer fabrika satılırsa Sadık gibi şefler ilerlemesini sağladığı için şirketin sözleşmesinden pay alacakmış %'lik. Bulduk işte hocam diyerek sevindik. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Akşam vakti kadını bir şekilde etkisiz hale getirmeliyiz. Abdullah yapabilir mi? Koluna doğru baktı. Merak etme, onu hallederiz. Sadıkların evine misafir olmalıyız. Sadık'ın aklına girerek Abdullah, onu olabildiğince tılsımlasın ve bizi davet ettirsin. Orada olan çocukların da tılsımla bir incire kapatır, tamamıyla kadınla baş başa kalırız. Gerçekleri konuştururuz. İtiraz edemez zaten. Hele ki Abdullah ortadayken. Abdurrahman Hoca başını salladı. Tamamdır. Akşam bu işi yapıyoruz dedi. Herkes yerlerine geçti yeniden. Ben de Necmettin abiye yardım ettim. Bu olayı çözersek harika olacak. Direkt haber vermemize bile gerek yok. Bu sayede kadını sıkıştırmış, her şeyin itirafını almış oluruz. Ortalıkta karışmamış olur. Cin kavimlerinin gelmesinin nedeni de büyük ihtimalle kadının yaptığı büyüde kullandığı bir şey. Kara kan olabilir. Yıllar sonra bekletilen ve okunarak yapılan bir kan. Onun lezzeti bütün cinler alemini çekecek kadar güçlü olmalı. Bu yüzden cin kavimleri burada. Akşam olduğunda direkt Abdurrahman Hoca'nın yanına geçtim. Beraber eve geçtik. Sadık beni çağırdı. Yarım saate yemeğe gidiyoruz. Tamamdır dedik. Evlerine doğru yol aldık. Zaten hemen yan taraftalardı. Kapıyı çaldığımızda Sadık abi kapıyı açtı. Müsait değiliz kardeşim, kusura bakma çağırdım ama ev bayağı kötü haldeymiş. Yiyecek bir şeyler de yok. Sonra ben sizi çağırsam dedi.
Direkt olarak tabii olur dedi. Kapı tam kapanacakken sol dirseğinden hızlıca ağzına doğru götürdü elini. Sonra da okumaya başladı. Fısıltıların çıkmasıyla beraber kapıya doğru gelip Sadık abi kapıyı açtı. Gözleri sarımtırak şekildeydi. İçeride yere doğru düşme sesleri geldi. Büyük ihtimalle çocuklardı. İçeriye doğru girdiğimizde mutfaktan koridora doğru kadın çıktı. Gözünün biri simsiyahtı. Bize doğru bakıp sizin ilk buraya geldiğiniz andan itibaren garip şeyler olduğunu hissetmiştim. Sadece çocuk da var sanıyordum. Demek asıl elebaşı sendin. Direkt Abdurrahman Hoca'ya doğru bakıyordu. O zaman size göstereceğim dedi. Eteğinin oradan bir tane şişe çıkardı. Simsiyah bir kan var içinde. Açtı, ağzını doğru dikti. Ağzından o siyah kanlar akarken ikinci gözü de simsiyah oldu. Ve çirkin bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.